Sevgili Tavşan Halkı, belediyemizin web tv'si aracılığıyla Tavşanlı gündemine ait konularda tekrar sizin karşınızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz geçen hafta çarşamba günü 3 aylardan Recep'in birinci günü kutladık. Ve ikinci günü perşembe akşamı da e, malum yine Regaip Kandili'ni Tüm İslam coğrafyası ve İslam alemi olarak kutladık. Bu vesileyle geçmiş reqaip kandiliniz mübarek olsun. Allah nasip ederse inşallah devamında Şaban ayı ve devamında da çok e, iştahla beklediğimiz manevi bereketinden yararlanmayı umduğumuz Ramazan ayını da hep beraber sağlıklı bir şekilde ulaşmak ve idrak etmek istiyoruz. Şimdi devletin başı da Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım ve dün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Malum o omikron yani ya da covid hastalığına yakalandılar. Türkiye genelinde günlük 100 bin vaka yani çok büyük rakamlar bunlar. baktığımız zaman... Ee, ölçek bazında kırmızı leke konusu yaygın. Tavşan'da da son bir haftadır maalesef e, Covid ve Omikron vakalarında müthiş bir yayılma var, müthiş bir artış var. Neredeyse kırmızı çizgi tüm mahallelerde oluşmuş vaziyette. Maske, mesafe ve hijyen koşulları hep böyle Sayın Bakanımızın yetkililerin özellikle üzerinde durdukları konu. Fakat son zamanlarda maske ile ilgili, mesafe ile ilgili e, yeteri kadar e, dikkat, dikkat olayının olmadığını, bir ilgisizlik olduğunu hep beraber görüyoruz. Belediyemizin e, şikayet sayfasına yazılan konulardan baktığımız zaman marketlerde özellikle maskesiz dolaşımların çoğaldığını, bu konuda hassasiyet olan vatandaşların e, market sahiplerine ya da çalışanlarına neden maske takılmıyor diye şikayette bulundukları zaman e, maske zorunluluğunun olmadığı gibi bir beyanın ifade edildiği ama daha sonra da e, gerekli şikayetle beraber maskenin denetiminin kendilerine ait olmadığını söyl söylüyorlar bir yerde işin kolayına kaçıyorlar. Bu manada kahveler dahil marketler dahil, hastaneler dahil, düğün salonları dahil. Yani birden fazla insanın bir arada bulunduğu tüm alanlar, kapalı alanlar mutlak surette maske takılması gereken alanlar. Eğer omikronun daha yaygın hale gelmesini istemiyorsanız, eşinizin, dostunuzun bu hastalıktan ağrı olmasını istiyorsanız lütfen belirlenen koşullara uyun diye biz temenni ediyoruz. Halkımızın da bu konuda hassasiyet taşıdığına inancımızı da ifade etmek istiyorum. Malum geçen hafta Ankara'daydık Perşembe-Cuma günü. Belediemizin e, mevcut yatırımları ve e, talepleri ile ilgili Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde ve devamında e, Tarım Orman Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığında bir dizi görüşmelerde bulunduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde, Genel Müdürlük seviyesinde ve İçme Suları Daire Başkanlığı noktasında temaslarımız oldu. Konu, malum e, Esatlar ana kaynağından gelecek olan e, suyun, içme suyunun ikinci etabı olan mevcut arıtma tesisinden Tavşanlı'ya ve Tavşanlı'dan Tuşbile'ye kadar olan 40 kilometrelik isale hattı konusu. Yatırım programında idi ama resmi gazetede yayınlanmadı. Biz bir endişeye kapıldık acaba ne oluyor diye. Sadece ülkenin içerisinde bulunduğu şu anki sıkıntıdan dolayı yatırımın geciktirildiği konusu söylendi. Ve biraz olsun rahatladık bir nebze olsun. Devamında da Türkiye Belediye Başkanları Birliği ve Türkiye Belediye, Belediye Birliği ile yönetim bazında bir toplantımız oldu. Konu malum Belediye başkanlarının özlük hakları ile ilgili konuda İnşallah bu konuda da devletimiz gerekli düzenlemeyi yapacağını söylemişti zaten daha önce. Cuma günü Tavşanlı'nın geleceği ile ilgili konuda çok büyük bir yatırım olacak inşallah. Şu anda hala onun adını tam koymuyoruz. Ee, Tarım Orman Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Hanım'la e, bir toplantımız oldu. Verimli bir toplantı oldu. Karşılığını hemen gördük. Onu da ifade edeyim ama yasal sürecin bitmesi gerekiyor. Devam ediyor şu anda. İnşallah e, belediyemizin hedeflediği konulardan bir tanesi daha hayatı geçmiş olacak. Ve ben şunu ifade ediyorum. Tavşanı Belediyesi olarak mesela Bedesten inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Göbel'de otel inşaatı devam ediyor. E, müze inşaatı %90 seviyesinde bitti. Çukurhan projesi var Çukurköy sınırları içerisinde. O e, %50 seviyesine geldi hemen hemen. O devam ediyor. Yüzme havuzu projesi devam ediyor. Ondan sonra Göbel'deki o bungalov tarzı ve e, sosyal tesislerin inşaatları devam ediyor. %10 seviyesinde onlar yeni başladı. Ve e, tavşanı geneli 15 adet sem sarısı ve 4 tane halı konusu da projesinin ihalesi yapıldı. Arkadaşlar, da inşallah Nisan ayı itibariyle gereği çalışmalara başlayacak. Onun haricinde belediye olarak bizim kendimizin devam ettirdiği işler var. Ee, yeni mezarlık sahasındaki gasilhane konusu ve aynı zamanda e, Çukurköy'deki düğün salonunun arka tarafında eski köy hizmetleri, hizmet binasının bulunduğu alandaki yeni itfaiye inşaatı konusu belediye marifetiyle devam ediyor. Bir taraftan da e, çeşmedeki o e, zincirli kaya Seyir Terası ve Millet Bahçesi projesi de hemen hemen %60 seviyelerine geldi. O da devam ediyor. Şimdi nasip olsa inşallah yeni dönemde belediyenin hareket kabiliyetini artırıcı, biraz daha ekonomik davranmak amacıyla, belediye personeli marifetiyle yapılacak olan işler üzerine daha fazla ağırlıklı olarak duracağız. Gerekçe şu, maliyetler %46-50 civarında arttı Türkiye genelinde. Hiçbir müteahhit ihalelere direkt katılmak istemiyor. Onlar da kendilerine göre haklı. E belediye yatacak mı? Hayır, yatmayacak. Bunun tedbirlerini aldık biz tavşana belediyesi olarak. İnşallah kendi ekipmanımızla, kendi personelimizle, kendi kabiliyetimizle, yeteneğimizle, çünkü o bir kabiliyet var bizde, tavşanı da çoğu işi bundan sonraki dönem içerisinde kendimiz yapar hale geleceğiz. En basit tabiriyle şu anki... Ee, yeni itfaiye binasını biz kendimiz yaptık. Gasilhaneyi biz kendimiz yapıyoruz bu anlamda. E, makine ikmali götüreceğiz, biz kendimiz yapacağız. Öyle taşındığı alanda. Bu ve bunun gibi projeleri inşallah bundan sonra belediye olarak biz e, hayatı geçirmenin yoluna bakacağız. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. E, hükümetimiz memur maaşları ile ilgili, işçi personel maaşları ile ilgili konularda gerekli atılımları yaptı. Emekliler dahil. Devletten bir şekilde o ad, bu ad altında para alanlar dahil hepsi nasip olsun inşallah zamlandı. Hayatımız biraz kolaylaştı gibi. Ama şikayet şikayetçi olduğumuz konular hala var mı? Evet var. Emin olduğum bir konu var. Onlar da çözülecek. Mesela ee, elektrik faturayla ilgili konuda, doğalgaz faturayla ilgili konuda hükümet bir arayışın içerisine girdi şu anda. Çözüm yolu da mevcut. Onun üzerinde çalışmalar devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her bir birey e, bu ülkeyi yönetenler tarafından çok değerlidir. Yani aman bana ne mantığında hareket eden bir devlet idaremiz yok. Gecesini gündüzüne katan hatta Covid hastalığına yakalanmış olmasına rağmen Beştepe'de milleti için, devleti için ve Müslüman coğrafyası için acaba ne yapabilirim noktasında telefonla ondan sonra e, internet ortamında yüz yüze görüşmelerle hala çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Allah ona sağlıklı yaşamlar versin, uzun ömürler versin. Bu manada bizim devlete olan inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bu manada her gün yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan bu ülkenin e, vatandaşlarının kafasını e, farklı yönlere çekmeye çalışan, boğmaya çalışan, e, karıştırmaya çalışan zihniyetlere, düşüncelere, e, ondan sonra hareketlere ve anlayışlara yer, yer vermemek gerekiyor. Ya da meydan vermemek gerekiyor. Ben bu hassasiyeti vatandaşımızın da taşıdığına inancım var. E, bizler hala... Evet müddet, müddet devlet için varız. Bu devletin bekası için varız. Gecemizi günümüze katmaya devam ediyoruz. Her koşulda, her şartta, her türlü mekanda kamusal menfaatleri, insanımızın menfaatini korumaya dönük de kararlar almaya devam ettiğimizin bilmesini ben rica ediyorum. E, tavşan halkının günü aydınlık olsun, yaşamları sağlık olsun ve evlerinde bereket olsun diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.